Racim, eminim mantıklı bir açıklaması vardır. Hocam, gerçekten bilmiyorum. Ya bir yanlışlık olmuştur tabii ki. Canım, ne yanlış anlaşılması olacak? Saat biricin saati. Bu saatte senin evinde ne işi var? Bunu bana değil, bir zahmet kız arkadaşına sor. Şunu çantana koyar mısın lütfen? O saati ben buldum, çantanı da ben koydum. Oğlum, bu kadar zamandır niye bir şey söylemiyorsun? Kusura bakma Seracığım. Durduk yerde sorularımızla bunalttık seni de. Sen saati buldun. Serra'nın çantasına koydun. Serra'nın ruhu bile duymadı, öyle mi? Sen çiçek almaya indiğin zaman koltuğun altında buldum saati. Herhalde Biricik bindiğinde düşürdü. Ben de kaybolmasın diye senin çantana koydum. Keşke bana da söyleseydin. Affedersin, dalmışım. Gördünüz mü? Mantıklı bir açıklaması varmış. Biz de kızı sorguya çeker gibi. Kusura bakma Serracığım, lütfen. Yavrucuğum, bu münasebetsiz durum için çok üzgünüz. Çok. Tamam, tamam. Gereksiz uzadı konu. Herkes adına ben özür dilerim. Biz artık gidebilir miyiz? Tabii. İyi geceler Asil Kutlusay ailesi. Bak, yine benim başıma patladı. Neden acaba Asena'cığım? Selim. Selim, ne oluyor, anlatacak mısın? Sonra Serra. Ya ne demek sonra? Sonra hadi ben. Ne oldu? Anlatacak mısın? Önce sen anlatsan. O ne demek? Şimdi neyi anlatayım? Yani Biricik'in saatinin senin çantana nasıl girdiğini. Saati ben buldum, çantana koydum dedin ya. Evet. Evet, öyle söyledim. Çünkü herkesin içinde mahcup olmanı istemediğim için öyle söyledim. Nasıl ya? Sen koymadıysan... Kim koydu o zaman saati çantama? İşte onun cevabı sende Serra. Yani ben bilemem saati çantana kim koydu senin. Sen de ailen gibi benim çaldığımı düşünüyorsun yani. Ben sana çaldın demedim. O saat benim çantama nasıl girdi bilmiyorum. Ben hırsız değilim. Bana bak. İnanmıyorsun.
belki bir yerde bulmuşsundur. Bulup çantana koymuşsundur saati. Ondan sonra bizimkiler aşırı tepki verince sen de ne yapacağını falan bilememişsindir belki panikten. O saati ne bir yerde bulup çantama attım ne de çaldım. Ve adım kadar eminim o saat benim çantama sizin o muhteşem evinizde biri tarafından konuldu. Güzel, bizim o muhteşem evimizde neden kim o saati senin çantana koysun peki? He, ben bir gecede hırsız olabilirim ama senin ailenden kimse bu saati benim çantama koyamaz yani. Tamam Serra. Sordum sadece, bir soruydu. İğrençsin. Yazıklar olsun, ben de seni adam sanmıştım. Serra! Ya sakın gelme! Bir daha görmek istemiyorum seni. Günaydın. Hoş geldin yavrum. Seni görmek ne güzel. Hayırdır? Kahvaltı etmeye geldim. Gelmese miydim? Ya olur mu öyle şey oğlum? Geç otur. Hoş geldin güzel oğlum. Hoş buldum babaanne. Sevinç, bir servis daha aç. Misafirimiz geldi. Serra, dünkü olaydan sonra bir şey söyledi mi? Ne gibi? Yani hepimiz çok üzüldük. Fazla uzattık konuyu. Değil mi Asena? Ben çok üzüldüm vallahi. Ne kadar anlamsız bir muhabbet oldu öyle. Ama Selim nasıl? Bir şövalye gibi gelip kızı kurtardı hemen. Kız değil, Serra. Anladın mı? Aman tabii adının Serra olduğunu hep de biliyorum canım. Sen de yani lafın gelişi söyledin. Müsaadenizle. Ben de odama çıkayım. Bir ilaçlarımı içeyim sonra inerim. Aşağı indiğimde bir kahve keyfi yapalım senden, olur mu? Ne olur babaanneciğim. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Thank you.
O saatin neden eline geçtiğiyle ilgilenmiyorum. Çünkü umurumda bile değil. Ne saati? Biricik'in saatinden bahsediyorum Hasan'a. Sen aldın koydun ya Serra'nın çantasına. Serra'ydı değil mi adı? Bak sen. Küçük beyimiz sevdiği kızı korumak için yalan söylemiş. Seni gördüm. Odan da saat elindeydi. Gördün mü? O sene bunu neden yaptın? Anlatmak ister misin? Ne geçti eline? Ben yapmadığıma göre açıklanacak bir şey de yok. Aslena. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. Dün gece ortalık kızıştığındaki o şeytani bakışın. Şu an gözlerinde olan sıkışmış ifaden. Ben bunlarla büyüdüm Asena. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Şu an sana hiçbir şey yapmayacağım. Neden biliyor musun? Yaptığın o rezilliğin intikamını tatlı tatlı çıkaracağım sen. Ben senin yerinde olsaydım korkardım. Sen parasız bırakarak mı terbiye edeceksin baba öyle? Ha? Ha sen önceden tekme tokatla verdin, şimdi tarzını değiştirdin, paranla dövüyorsun. Ya sen benim arabamı aldın, yetmedi evimi kapattın, şimdi bir de harçlığımı mı kesiyorsun, ha? Ya tamam be, kesersen kes. Ben dilenirim yine de bu saatten sonra senden hiçbir şey istemem. Ne haber Sarı? Gayet iyiyim, bir problem yok. Nasıl geçti kutlu sayılarla yemek? Boş muhabbetle geçti. Sevdiler mi seni? Ben onları sevdim mi diye sorsak daha mantıklı olur bence. Diyorsun, o zaman ben sen onları sevdin mi diye soruyu değiştireyim. Sana ne diyeyim ben de? Sevdim ya da sevmedim, beni ilgilendirir. Ya ben... Telefon konuşmana kulak misafiri oldum. Babam mı konuşuyordun ya yani? Paranı mı kesti cidden? Paramı kesti, arabamı aldı, evimi kapattı. Öyle. Biricik arkadaşın Selim Kutlusay'a söyle, sana otelinde bir suite ayarlasın. Hayır sakın bak, öyle bir şey yok yani. Ben şu anda kimsenin bilmesini istemiyorum. İlla ki bir gün söylemem gerekirse de ben kendim söylerim. Sen de söyleme, tamam? Ay sizin ne tuhaf arkadaşlığınız var ya. Arkadaş dediğine sır verilir. Üzüldüğünde, sıkıntın olduğunda yaslanılır. Siz zayıflıklarınızı birbirinizden gizlemek için resmen yırtınıyorsunuz. Yani? Ne yani? Yalan mı? Sen şimdi gidip Biricik'e babam paramı kesti. Eskiden de beni döverdi desen. Günü geldiğinde Biricik bu bilgileri sana karşı kullanmazsa benim adım da Serra değil. O zaman nerede kalıyorsun? Otel. Bir tane otel buldum böyle küçük falan ama şirin tatlı, orada kalıyorum. İdare ediyorum. Vay be. Nereden nereye? Hayat. Mahalleye geldiğinde beni nasıl aşağılamıştın hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çünkü ben mahalleye geldiğimde seni aşağılamamıştım Serdar. Sadece senin o mahallede olmana ben şaşırmıştım. Hı. Hı hı. Peki dediğin gibi olsun. Sırrım bende güvende. Bir ihtiyacın, bir eksiğin olursa arayabilirsin.
Yokluk nedir iyi bilirim ben. Ne haber? Selim Bey, iyidir. Haberler sende. Serra'yı çağırmışsın yemeğe. Ha, aynen. Siz Serra'yla konuşuyordunuz. Ne dedi sana? Serra aslında çok bir şey demedi yani. Söyledi ama ne bileyim böyle biraz tuhaf şeyler söyledi. Ama ne demek ben anlamadım. Ne bileyim işte ben dedim... Yani ne yaptınız dedim, boş muhabbet dedi. Kutlu Saylar seni sevdi mi dedim. Kutlu Saylar'ın beni sevmesi önemli değil. Acaba ben onları sevdim mi falan dedi. Çok Serra'lık laflar değildi. Siz tartıştınız mı? Ne oldu? Yani evet, tartıştık biraz. Niye? Boş ver abi. İyi, sen bilirsin yani. Fark etmez benim için. Anlatmak istemiyorsan anlatma. Oğlum biz önceden her şeyimizi birbirimize anlatırdık. Her bilirdik. Ne oldu lan bize? Ya sen de trip yapma canımsın ya. Bak arayacağım seni. Hadi görüşürüz. İşim yok, sana trip mi atacağım? Ne derdin başımdan aşkın zaten? Yok ya. Serra, bir saniye. Bir şey söylemeden önce bir dinle lütfen. Konuşulacak bir şey kaldı mı ki? Git başımdan. Serra. Sen laftan anlamıyor musun? Uzatma. Ama... Aması maması yok. İstemiyorum. Seni dinlemek istemiyorum, görmek de. Tamam haklısın, dün gece gereksiz yükseldik. Ben de senin üstüne gelmemek için uzatmayıp geri adım attım, sustum. Neyi uzatmadın sen? Hırsızsın deyip iftira attığın bölümü mü? Ya karşıma geçip hırsızsın dedin sen bana. Bundan ötesi yok. Bu kadar kolaydı işte bunu söylemek senin için. Serra yapmaz. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır demedin. Diyemedin. Evet diyemedim çünkü mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Ne yapayım? Sen yol göster. Yani sen bir şey söyle olmaz mı? Ya ben sana yardım edemem. Bak hayat bir sınavsa eğer senin yerine soruları ben cevaplayamam. Ben zaten yeterince ağır bir sınav veriyorum çünkü. Hem de her gün. Sen bana iftira attın Selim. Hırsızsın dedin. Ben sana hırsızsın demedim. Tamam açık açık hırsızsın dememiş olabilirsin. Ama ima ettim. Bu da bana yetti. Abartmasan keşke Serra. Ya ben mi abartıyorum? Uyduruyor muyum ben bütün bunları? Gözümün içine baka baka seni dinliyorum dedin. O saatin çantanda ne iş vardı diye hesap sordun sen benden. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Neymiş gördün Serra Yıldırım? Gerçek yüzün yetmez mi? Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Bak tamam. Tamam. Konu buralara gelsin istemezdim ama ne olur sen de uzatma Serra. Karşıma geçmiş hala pişkin pişkin uzatma diyorsun bir de. Pes. Gerçekten pes. Dokunma. Mümkünse karşıma bile çıkma.